Toplama işlemi tamamlandı. Şimdi test etme zamanı. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer elimde bir laptop var. Sevdiğim bir arkadaşımın laptopu. Bunun BIOS çökmüş. BIOS çipine yeniden yazılım atacağız. Açılıyor ancak görüntü yok. Grundig marka. Önce sağda görmüş olduğunuz flux'lı çipi sökeceğiz. EEPROM ile yazılım atacağız. Sökelim. Yerinden zarar vermeden söktük. Daha önceden değişik şekillerde EEPROM ile bağlama tekniklerini göstermiştim. Şimdi bu sefer yine bir değişiklik yaparak aparat üzerine lehimledim sağlam şekilde. Hemen programlamaya getireceğim. Yazılımı atalım. Tekrar lehimleyelim bakalım. Programlama işi tamamlandı. Şimdi çipi bu aparattan söküp tekrar yerine lehimleyelim. İşlem tamamlandı arkadaşlar. Şu anda test etmeye hazır. Umarım bu laptopu kurtaracağız. Tekrar çalıştıracağız. Kullanıcıya teslim edeceğiz. Hemen toplayalım. Toplama işlemi tamamlandı. Şimdi test etme zamanı. Bunu bir açalım. Bakalım. Görüntü veriyor mu? Kontrol edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi laptopumuz açıldı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım istedim. Umarım bu içerikten BIOS EEPROM'lama yazılım atmayı öğrenmişsinizdir. Yani nasıl söküleceğini, nasıl yapılacağını az da olsa anlatmaya çalıştım. Artık bu laptop kullanılabilir halde. Ek olarak kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destek vermeyi de unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.